Halkımıza hizmet etmeyi en kutsal görev sayan çok saygıdeğer çalışma arkadaşlarım, cennet vatanımızın bu en güzel köşelerinden biri olan Didim'de yaşayan sevgili vatandaşlarım, Cumhuriyetimizin koruyucusu, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu, sevgili gençler, sevgili öğrenciler, güneşin daha çok parlak olduğu, içimizi her zamankinden çok daha fazla ısıttığı, gönlümüzün genişlediği, ruhumuzun huzur bulduğu bugün, Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Bugün aziz milletimizin özgür ruhunun aydınlığını karartmaya çalışanların, tarihin hiçbir döneminde esaret altında kalmamış büyük Türk ulusuna esaret prangaları vurmaya çalışanların, kendisini bilmez, haddini bilmez densizlerin, başkumandan Gazi Mustafa Kemal önderliğinde düğüne gider gibi şehadete giden Mehmetlerin kahramanlığı ile yazılan kurtuluş destanı ile yurdumuzdan defedilişlerinden sonra zaferin Cumhuriyet tacı ile taçlandırılışının 90. yıl dönümüdür. Bugün yakılıp yıkılan bir devletin ölümsüz ruha sahip evlatlarının inançlı mücadelesiyle kendi küllerinden dirilişinin sembolü olan Cumhuriyetimizin dünya durdukça var olacağının kanıtının 90. yıl dönümüdür. Bugün bir bayrak altında birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü içerisinde yaşam temellerimizin atılışının, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin ne kadar büyük bir düstur olduğunu kavramamızın 90. yıl dönümüdür. Saygıdeğer çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer dilimler, bugün özgürlüklerimizde, düşüncelerimizde, yaşam şekillerimizde hiçbir baskının, dayatmanın, kabul edilmeyişinin, fikri hür, vicdanı hür nesiller ile daima ileriye bakışımızın ama geçmişimizden güç, güven ve gurur duyuşumuzun da 90. yıl dönümüdür. Bugün dünyanın en büyük ekonomisine sahip 20 devletten biri oluşumuzun ve 2023 hedefinde ilk 10 ekonomiye girme amacımızın dünyada ve bölgesinde önemli görüşler sunan ve kabul bulunan bir devlet oluşumuzun temellerinin atılışının 90. yıl dönümüdür. Büyük devlet olmak, her bireyin önce insan olmanın, daha sonra da vatandaş olmanın gerektirdiği sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesiyle olacaktır. İşlerimizde titiz, dürüst, çalışkan bireyler olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Günlük menfaat anlayışı içerisinde olmadan, bizlere bu vatanı, bu cumhuriyeti emanet eden atalarımıza olan vicdan borcumuzu daha fazla çalışıp, daha fazla üreterek, daha iyi ebeveynler olarak iyi nesiller yetiştirerek ödemeliyiz. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sevgili öğrenciler, yarınlarımızın umudu. Bugün sizlerin cumhuriyeti korumak, yaşatmak, onu geliştirip demokrasi değerleriyle harmanlayarak yorulmamak üzere çalışıp gelecek nesillere bu emaneti taşımaya başlamanızın 90. yıl dönümüdür. Bu kutlu emanet sizlerden çalışmanızı ama hiç yorulmadan çalışmanızı istemektedir. İçinizde var olan sonsuz enerjinizi vatan, bayrak, millet sevgisiyle birleştirerek yararlı işler için kullanmanızı istemektedir. Daima bilgiyi alan ve belli bir süreden sonra da bilgiyi üreten gençler olmak zorundasınız. Unutmayınız ki sizler gereken gücünüzü damarlarınızdaki asil kanda bulacaksınız. Değerli öğretmenler, sevgili eğitimciler, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin koruyucuları gençler sizlerin eseri olacaktır. Bu eser sizlerin ellerinde şekillenmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi Cumhuriyetin değerlerini benimsemiş, ülkesini, milletini, atasını seven, manevi değerlerine bağlı ve saygılı nesiller olarak yetiştirmekte en büyük görev siz ebeveynlerle birlikte siz değerli öğretmenlere düşmektedir. Gençlerimizi çağımızın gerektirdiği bilgi ve görgülerle donatmak sizlerin görevidir. Gençlerimizi çok okuyan, inceleyen, araştıran, sorgulayan,
fikren ve vicdanın hür nesiller haline getirmek sizlerin görevidir. Çağdaş medeniyetleri yakalama ve onları geçme yarışında sizlere olan güvenimiz tamdır. Cumhuriyetin gerektirdiği bilgi, görgü, donanım ve her şeyden önemlisi o manevi ruha sahip gençleri yetiştireceğimizden kuşkumuz yoktur. Saygıdeğer çalışma arkadaşlarım, değerli dibimle hemşerilerim, sevgili öğrenciler, bugün Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünü kutladığımız bu mutlu gün bizlere bu güzel vatanı, bayrağı, özgürlüğümüzü, demokrasimizi, kısaca bu saygıtlarımızın hepsi ve fakat daha fazlası olan Cumhuriyeti armağan eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve büyük şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.